Çocuklar, sınava 23 saat kaldı. Nasılsınız, hazır mısınız? Hazırız, hazırız. Artık başlasın ve bitsin istiyorum. Sırf şu sınav muhabbetinden kurtulmak için. Ya merak etme, üniversite sınavına kadar rahatız. Bugün ne yapalım çocuklar, söyleyin. Siz canınız ne istiyorsa söyleyin, onu yapalım. Biz zaten canımız ne istiyorsa onu yapacağız. Çıkıp arkadaşlarımızla biraz kafa dağıtacağız. Kahve falan içeceğiz. İçin, için de fazla abartmayın. Sonra uykunuz gelmez. Uyuyamazsınız, sabah kalkamazsınız, sınava geç kalırsınız. Aman gönül, Allah'ını seversen ağzından yer alsın. Ne diyorsun ya? Ama öyle. Beslenmelerine dikkat etmeleri lazım. Abur cubur falan da yemeyin çocuklar. Yani bir gün önce çok önemli. Dikkat edin ne yediğinize, içtiğinize. Erken yatacağız, sabahleyin de erken kalkacağız. Bu kurallar çok önemli çocuklar. Yalnız siz bu kuralları biraz eksik okumuşsunuz galiba. Bilmeniz gereken daha önemli şeyler var. Neymiş o? Mesela sınavdan bir gün önce asla sınavdan bahsedilmez. Böylece gerginliğimiz azalır. Ayrıca sınavdan bir gün önce ders falan çalışılmaz. Sadece eğlenceli aktiviteler yapılır. Rehber hocamız söyledi. Bütün yıl boyunca rehber hocanızın bir tek bu söylediğini mi dinlediniz yani? Hı? Ama bu en önemlisiymiş. Demek ki ben de her gün en önemlisini yapmışım. Tamam. Biz artık hadi çıkalım. Hadi çıkın, kahve fazla içmeyin. Tamam. Haydi görüşürüz. Hamburger falan da yemeyin, sağlıklı bir şeyler yiyin. Salata falan çocuklar. Ah tamam. Hadi bay bay. Güle güle. Kapı. Haluk ben duyuyorum. Beraber oturuyoruz burada. Ayrıca sen de duyuyorsan niye kalkıp acaba açmıyorsun da bana dönüp kapı diyorsun? Amma dırıldandın. Kapı çalıyor. Git aç. Sen aç. Televizyon seyrediyoruz biz burada. Ya Allah Allah, ben ne yapıyorum? Allah Allah ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir. Ne haber Haluk? İyidir. Ne haber Zero? Nasılsınız? Yani işte biraz heyecanlıyız. Ne oldu? Ne olacak? Yarın çocukların liseye giriş sınavı var. Ay yarın maraton bitiyor. İnşallah yarın emeklerinin karşılığını alacaklar. İnşallah, inşallah. İşte uzmanlar diyor ki sınavdan bir gün önce asla ve hatta sınavla ilgili konuşmamak gerekiyormuş. Biz evde karar aldık, kesinlikle konuşmuyoruz. Oğlum o çocuklar için, sizin için değil ki. İyi de abi biz ne yaparsak çocuklar da onu yapar. Ya biz de konuşmayacağız ki çocuklar da örnek alsın, konuşmasın, yapmasın. Doğru doğru bak, Tuna doğru söylüyor. Ayrıca psikologlar diyor ki sınavdan bir gün önce asla çocuklar ders çalışmamalıymış. Çok önemli bir kural. Biliyorlar canım, sen merak etme. İlk öğrendikleri şey bu zaten. Ya şu sınav konusunu kapatabilir miyiz? Lütfen rica ediyorum yani. Tamam, tamam. Çocuklar siz hala yatmadınız mı? Uykumuz yok. Ne demek uykumuz yok? Uykumuz yok. Yani uykumuzun olmama hali. Uyuyamıyoruz. Olur mu Ayşe canım? Hadi gidin odanıza. Yatın. Gözlerinizi kapatın. Ondan sonra koyunları saymaya başlayın. Bir şekilde gelir uykunuz. Ya yarın sınav var yani. Olmaz mı Ayşe? Hadi odalarınıza çocuklar. Hadi. Ya deminden beri deniyoruz. Bir damla uyku girmiyor gözümüze. Heyecandan uyuyamıyoruz. Ne yapacağız Tuna? İsterseniz arabayla bir tur atalım. Niye? Ne yapacağız arabayla turda? Ay, küçükken Merve böyle arabayla bir gezdiriyordum. İki dakikada uyuyordu. Tuna çocuk mu onlar? Lise sınavına giriyorlar yarın. Hadi çocuklar yani birazcık çabalayın uyumaya. Nefes terapisi yapalım mı? İyi gelirim. Neyse biz o zaman gidelim odalarımıza, hiçbir şey yapmadan bir duralım bakalım, uyuyoruz. Ben size kitap vereceğim. O kitabı okurken de böyle birinci, ikinci sayfada hop uykuya dalıverirsiniz. Karamazov kardeşleri ver Gönül. Bunlar Karamazov kardeşler ya. İyi geceler babam. İyi geceler Tuna. Bu bir şeydi. Ben çok komik kitap. Ben gülmedim. Bunlar da gülmediler. Yani eğer yarın sınavda başarılı olamazlarsa bil ki senin bu kötü esprin yüzünden Tuna. Esalet de. Bu mu kötü? Ne sınavda başarısız olsunlar benim esprimden canım? Hani lafın geç Tuna. Karamazov kardeşler diyorsunuz hep yani. Ondan şey dedim ben yani. Bak tam 3 saat sonrasına saatini ayarla. Özgürüz. Tatil başlıyor. Şunlara bakar mısın Gönül? Allah'ını seversen yani. Sınava değil tatile konsantre eder. Kimliklerinizi aldınız mı? Aldık. Çantalarınızı da kontrol edin. Her şeyimizi aldık anne. Tamam, tamam. Heyecanlanmayın ama tamam mı? Sakin olun. Hadi çıkalım. Hadi. Şu anda evden ailece hep birlikte sınava doğru baba, yola çıkıyoruz. Baba paylaşma onu, sabah sabah hiç güzel değilim lütfen. Ne güzel fıstık gibisin ya, Allah baba, Allah. Baba paylaşma onu. Şu tamam Merveciğim. Tamam Merveciğim, paylaşmayacak. Sen stres yapma. Tuna ne yapıyorsun? Kızı strese sokuyorsun. Kapa şunu. Ama Gönül bir şey yap. Ben yapmam. Sınava git. Gönül'le be. Anahtarı al anahtarı. Şu anda anahtarı aldım. Kapıdan yavaşça çıkıyoruz. Ay. Şu anda hep birlikte
Eve giriyoruz sınavda. Tamam Tuna, yeter artık. Orçun, ben üstümde istiyorum, Durulara gideceğim. Tamam, benle GMAS'a gideceğim, birlikte çıkarız. Gel buraya gel. Ya sınav nasıl geçti çocuklar, bir konuşalım, böyle olur mu? Ay iyiydi. Ya neyse, bizi tutmayın ya. Ben Nastya'ya gideceğim, sahile gideceğim. Çimlerde oturacağız, kafeye gideceğim. Değil mi? Çok işimiz var. Kızım el sağlığa, el sağlığa. Anne, akşama bizi yemeğe bekleme. Yani biz kutlama yemeği yapacağız. Tamam, iyi peki, hadi. Tamam, kessene Tuna şunu artık, hadi. Ay. Sınavdan geldik, şu anda evdeyiz. Onu söyledin zaten. Tamam, bir daha söyle. Ne var Gönül, Allah Allah. Bırak ayrı çocuklar ya. Yani bir gün böyle şey yapsınlar, gönüllerince yaşasınlar. Ana, gönüllerince dedim. Bak, senin şeyin gibi yani. Tamam, gönüllerince yaşasın. Anladım. Benim de üstümden büyük bir yük kalktı yani. Gideceğim, biraz uzanacağım ben Tuna. Tamam. Yoruldum çok yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.